Ayvalık sokaklarını sadece gündüz gezmek yetmez, bir de gece görmek gerekiyor. Arnavut kaldırı sokaklarda eski Rum evleri muhteşem gözükmekte. Şöyle sokakta biraz yürüyelim. İleride koyu bir muhabbet devam ediyor. Ayvalık bu saatlerde sanırım daha güzel gözükmekte. Evet, şu anda şehir yavaş yavaş boşalmış. Herkes evlerine gitmiş. Esnaf dükkanlarını kapatmış. Muhteşem bir sessizlik hakim Ayvalık sokaklarında. Sokaklarda yürürken serin bir rüzgar yüzünüze yavaş yavaş da vuruyor. Ara sokaklarda her yerde akşam sefaları rengarenk, kırmızı, sarı, pembe bir şekilde de her evin önünde muhteşem görselliğini devam ettirmekte. Ayvalık denince tabii ilk Ayvalık tostu akla gelmekte. Hemen karşımızda Ayvalık tost ekmeği hemen burada görünmekte. Hemen altında ise yine Ayvalık'ın meşhur vazgeçilmez un kurabiyesinden yapılmış damla sakızlı un kurabiyeleri. Ve şurada ise Ayvalık'ı çevresinde görebileceğimiz nohut unundan yapılmış ekmekler bulunmakta. Tabii şu anda fırın saat 12 olduğu için kapanmış durumda. Ama geldiğiniz zaman Ayvalık'ta kesinlikle nohut unundan ekmek yemeli ve Ayvalık tostunun tadına bakmalısınız. Yine Ayvalık'a geldiğiniz zaman mor salkıma uğrayıp soğuk sıkım, karadut ve kuruk suyunu da içebilirsiniz. Ahmet abinin elinden de bir kuruk suyu. Kuruk suyu üzümün ham halinden yapılan, Hamurdan yapılan evet, soğuk sıkım olan soğuk sıkım mayhoş bir tadı var değil mi az abi? su ve şekerle. Bu saatlerde tabii mekan sahibi kediler, Ayvalık'ın meşhur kedileri, her yerde kediler görebiliriz. Evet, bu şirin sokaktan sahile doğru ilerliyoruz. Biraz labirente andırır ama arkadaşlar her sokak ayrı bir güzel. Ayvalık'a geldiğiniz zaman kesinlikle ayaklarınız bir şekilde sizi bu sokağa getiriyor. Tostçular Çarşısı'nda. Burada Ayvalık'taki bütün tostçular bir mekanda toplanmış. Yan yana tüm tostçular var. Meşhur Ayvalık'ın tostu ve tostçular çarşısı. Ayvalık'ta tabii olmazsa olmazlardan bir tanesi de tekne turudur. Evet, tekneler gün boyu denizdeydi. Şu anda bu saatte tabii limanda yerini aldılar. Ayvalık'ın koyları da muhteşemdir. Kızıldeniz'de ve Ayvalık'ta endemik olarak kızıl mercan türlerinden dolayı da dalış yapmak ayrı bir zevktir. Evet. Gece Ayvalık gerçekten de güzelmiş. Ayvalık'tan Cunda Adası'na karayoluyla gidebileceğiniz gibi evet tekneyle de gidebilirsiniz. Karayoluyla da 15 dakika, tekneyle de 15 dakika. Tabii ki tercih tekne olacaktır. Tekneyle akşam sefasında 15 dakikalık bir tekne turu fena olmaz. Ayvalık'taki gece turumuzu Atam'la sonlandıralım. Evet, Mustafa Kemal Atatürk tam meydanda takım elbiseleri içerisinde şık, karizmatik olarak boy göstermektedir. Atam izindeyiz.